Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok fazla uzatmadan vampir güçlerini anlatacağım. Büyücüyüm ben, büyücü kişisine göre anlatacağım. Arkadaşlar şunu kullanıyorum. Vampir gücü kızıl kolçak. Bu bizim temel canımızın %6 kadar güçlendirme sağlıyor. Biz ne kadar fazla kritik vuruş ihtimali kazanırsak ve güçlendirme kazanırsak o kadar fazla insanlar vuracağız. O yüzden onu koydum. İkinci bir seçeneğim topluluğu beste, topluluk büyü. Yoldaş, yaratıcı, yarasa hizmetçi saldırıların en fazla 60 ihtimalle 10 temel kaynağını yeniler. Hasarın 4 saniye %10 arttırır. Arkadaşlar temel kaynak manamız oluyor. Temel kaynağımız arttırılırsa skill kullanma ihtimalimiz o kadar çok artıyor. Aynı şekilde %10'da hasarımızı arttırıyormuş arkadaşlar. Bunu koyun aynı şekilde. Diğerlerini size okumama gerek yok. Bir büyücüyseniz eğer bunları koymanız en iyisi. Şuna geldik arkadaşlar. Kaybettiğin her %1 can için %2 hasar azaltma kazanırsın demiş. Ben bunu 3'e getirdim. Bu arada hepsini 3'e getirdim. Bunları onları anlatacağım. %1 can. Yani mesela şurası %100 2600 diyor arkadaşlar. Bu katlanıyor. Yani bayağı bir fazla oluyor açıkçası. Bunlar yine geçiyorum arkadaşlar. 5. vampirimiz bu. Bir ustalık, silah ustalığı, gazap, aşılama yeteneği veya korkunç yetenek kullanmak yakındaki düşmanlar saldırması için %30 sersem etme ihtimali ile 2.228 ve 3342 fiziksel hasar veren yarasa hizmetçisi çağırıyormuş arkadaşlar. Yani bunun bir ihtimali yok. Ben bundan dolayı koydum. 3000 ila 2000 arasında hasar vermesi gayet güzel. Bunların ihtimali içerisinde 5 tanesini koydunuz buraya arkadaşlar. Şu olabilir. Bunu bulamadım ben henüz. Yani 5000-6000 tane kadar kan harcadım. Hepsini üçledim şunların. Ama bunu bulamadım. Bunu bulabilirseniz koymanızı öneriyorum. Kaçın yeteneğini kullandığında bir yarası bulutuna dönerek 2 saniye elinde durdurulamaz haline gelirsin. Yolundaki düşmanlar 2200 ila 3300 arasında fiziksel hasar alır. Bir düşmanlara vampir laneti uygulanır diyor arkadaşlar. Yani bayağı iyi bu gerçekten. Diğerlerine ben bayağı bir baktım, kafa yordum buraya. Gerek yok şu anda. Arkadaşlar bunları çıkardınız. Birkaç tane vardır elinizde. Bunları açana kadar 4 tane falan birikiyor. Bunları nasıl açabiliriz? Burada harca yazıyor arkadaşlar. Bunu tıkladığınızda burada sizde olmayan oymaların kilidini bu şekilde buradan seçenek var. 3 tane seçenek var işte. Oradan açabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde oradan açtığınız 3 tane yetenekler buraya geliyor. Buradan beğenerek kendinize uygun, karakterinize uygun şeyleri buraya koyuyorsunuz. Buraya koyduğunuz vampir güçleri aktif olmadı. Burada diyor ki mesela bu ne diyor? Burada iki tane etkinleştirme bedeli sarı vazo var arkadaşlar. Sarı kadeh var. Onu nasıl elde edeceğiz? Geliyorsunuz buraya itemlerinize. Sarı kadeh ister arkadaşlar. Sarı kadehte mesela bunda bu istiyor. Bunda 3 tane kadeh, 3 tane şundan istiyor. Vahşilik anlaşması istiyormuş. Öyle aktif oluyor. Bu ne istiyor? Bir tane kadeh, bir tane de şu kuru kafadan edebiyat anlaşması. Şimdi arkadaşlar gelelim bunları nasıl yapacağız, yani nasıl aktifleştireceğiz, onlara kısa bir basit yolda anlatayım ben size. Bunun üzerinde 3 tane şundan var arkadaşlar, gördüğünüz gibi 3 tane bundan, 3 tane bundan, bir tane kadeh, bir tane edebiyat anlaşması var kuru kafa. Bunda full kadeh yapmışım, 5 tane kadeh var gibi. Arkadaşlar bunları alıyorsunuz şu şekilde. Vahşilik antlaşması sezonluk tüketilebilir diyor. Bunlardan alıyorsunuz, düşürüyorsunuz. Bunlar nereden düşer? Bunlar arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz yeşil alanlardan bolca çıkmaktadır. Tam olarak %100 nereden düşürebilirsiniz onu anlatayım. Burada bazı gezdiğiniz yerlerde bosslar çıkıyor arkadaşlar. Bossları kesiyorsunuz. İçerisinden bir tane anahtar çıkıyor. Anahtarı çıkardınız. Etrafta yine geziyorsunuz. Bir tane sandık göreceksiniz. Zaten küçük haritada gözükür. Onun içinden %100 ihtimalle düşüyor arkadaşlar. Bunları alıp sağ tık yapıp şöyle tıkladığınızda zaten iteminizin üzerine ekler. Bu şekilde arkadaşlar bu koyduğunuz vampir güçlerini aktif edebilirsiniz. Vampir gücümüz arkadaşlar bu şekilde. Herhangi bir daha fazla koyabileceğimiz başka bir şey yok. En azından büyücü için şu anda koyduğum şeyleri gösteriyorum size. Hizmetçiyi çağır. Gayet güzel. Bunlar arkadaşlar 3'e bastıktan sonra geliştirebileceğiniz başka bir şey kalmıyor arkadaşlar. Daha fazla bilgilendirici videolar için takipte kalmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.